Ersan hocam buyurun. Ben de. Şimdi ben biraz daha kendi açımdan somut ayakları yere basan şekilde konuşmak istiyorum. Birincisi, bazı tartışmalar hakikaten artık fayda getirmemeye başlıyor. Aynen Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan soruya verilen cevapta. Bunlar karın doyurmuyor. Yani biz böyle söyledik diye o cevabı vermekten vazgeçmez. O cevabı verdi diye de bizi bağlamaz. O cevabı verir. Der ki benim dini yorumum bu. Sen ne istersen onu yap. Allah'la senin aranda. Neticede Sayın Cumhurbaşkanı da Nas'tan bahsediyor. Haram diyor ama dibine kadar faize batmışsın. O kararı veren oysa onun Allah'la arasındaki sorun. Ama işte sorun orada kişiselle bitmiyor, bize yansıyor. Halka yansıyor. Dolayısıyla hani bir defa yaparsın hata ama bunu devam ettiysen bu bir tercihtir. Tercihte sana bunun bedeli yükleniyorsa sorun yok da herkese yüklendiğinde elbette burada bu masada eğer bir sorun olmasaydı biz bu kadar konuşuyor olmazdık. Şimdi bir defa tahıl koridoru dedi, hakkını verelim. Bugün ayrıca 107. yılı Anafartalar biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce Çanakkale Zaferi'nde Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı 107. yılı 10 Ağustos. Onu da kutluyorum yeri gelmişken. Bir de Cem kardeşim söyledi. Artık hakikaten bu milletin evlatlarının aile ocaklarına düşen ateşlere son vermek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten bütün ipi eline alıp bu terör belasını sona erdirmesi lazım. Artık bu çekilir bir çile değil. Bu evlere düşen ateşler, bu gençler, bu hayatlar gidiyor. Bu aileler yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, tamam. Yani vatan için, millet için şehit oluyorlar ama bu insanların canlarını korumak, onları hayatta tutmak Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hükümetin, özellikle devleti yönetenlerin baş görevi. Bunu da araya koyayım. Şimdi Tal Koridor denildi. Bir geçenlerde duyduk. Söylüyoruz gayet güzel. Allah Montre Antlaşması'nı akdedenlerden de razı olsun. Bak onun kıymetini orada hakkını vermek lazım. Ve Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayanlardan Allah razı olsun. Bak hakkını vereceksin yerine. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin gelgitleri olmadı mı? Oldu. O hükümetlerin uzun yıllardır yürüteni, yöneteni Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz oturup burada sözde çözüm sürecini, megri megrileri, çadır mahkemelerini, hatta 2014, 29 Ekim peşmerge adı altında aynel araba indirilen savaşçıları, sonra onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına düşmanlık yaptı. Bunları tartışacak, konuşacak değiliz. Yani herkes hesabını, kitabını millete, sandıkta veyahut da varsa sorumlu Allah'a, millete, mahkemeye, nereyse varsa versin. O bizim meselemiz değil. Ama bizim şu meselemiz, şimdi Naci Ağbal'dan bahsettiniz. Naci Ağbal bir idol olarak görülmemeli. Sadece bir Merkez Bankası Başkanı bir politikayla geldi ve sebebi anlaşılamayacak şekilde bir gece ansızın gitti. Naci Ağbal olsaydı ne olurdu? Ben size söyleyeyim. Çok iki cümle. Dolar bugün 8 veya 10 lira olurdu. Enflasyon %25-30 olurdu. Makarnayı 10 liradan değil 4 liradan yerdim. 500 gramlık makarnayı. Bu olurdu. Ben size söyleyeyim. Ha, bugünü yaşamadık, bilemiyoruz ama tahminlerimizi söylüyoruz. Çünkü uygulayacağı politika oydu. Onu söyleyeyim size. Şimdi konuşuyoruz. Ya bakın arkadaşlar, yani o oradaki rakamdan devam edelim. Bunlar çok önemli. Geçen sene bu fırın 13 bin lira civarında elektrik faturası öderken bugün 49 bin 980 lira göndermiş bana elektrik faturası var. Ödedik. Ödediği. Fırın. Bir fırın. Ekmek üretiyor, satıyor, ondan para kazanıyor. 200 gram Kayseri'de 3,5 lira. Maliyetleri söyledim. Ayda mı ödüyor 49 bin? Evet öyle gözüküyor. Ayda veya 2 ayda faturası bu. Yani bana diyor ki hocam diyor. Ödediğim aha bu şimdi bu diyor. Bana bunu anlat diyor. Sen geç diyor ya La Fontaine'den masallar. Anlatıyorsun orada diyor. Sokak bunu diyor. Sokağın ne hissettiğine bakın. TÜİK onu demiş, o bunu demiş, bu bunu demiş. Efendim onu yürütüyoruz, bunu getiriyoruz. Sonuçta benim hissettiğim o. Benim bu derdimi çöz diyor. Ne orada diyor. Anlatıyorsun bana diyor onları diyor. Bana onlar diyor çözümcü gelmiyor. Şey doğalgaz faturası 10 bin liraymış. Allah'tan o fazla artmamış. 21 bin lira ödüyorum diyor. Ve şu anda arkadaşlar hem elektrik hem doğalgaz firmaları bu tüketicilerden ek teminat bedelleri istiyor. Onun da maliyeti var. Diyor ki artık diyor senin verdiğin teminat mektupları yetmiyor bize diyor. Onlar eskide kaldı diyor. Git diyor bankada bunu yenile diyor. Onun da maliyetini ben yükleneceğim diyor.
Sen diyor benim derdimi çöz diyor. Vergi almaya geldiğinde veriyorsun diyor. Her türlü vatan hizmetini benden istiyorsun diyor. Beni de diyor yerine göre iş mihrak yapıyorsun diyor. Efendim diyor stokçu yapıyorsun, fahiş fiyatçı yapıyorsun. Ondan sonra diyor harcamaları karşılamak için geliyorsun yine benden istiyorsun bunu diyor. Şimdi diyor ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. Gel de benim derdimi çöz sen diyor. Şimdi konuşuyoruz. Mesela bugün 20 doları al, 20 euroyu al, 20 Türk lirasını al. Yan yana koy. Git şu herhangi bir marketten alışveriş yap bakalım. Türk lirasının değerini gör, geldiği yeri gör. Bu para buna layık mı? Bırak Bulgar levasını, örnekler veriliyor. Suudi Arabistan riyalini, efendim Gürcistan larisini, manatını, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunlarından birisi şu. Türk lirası aşırı değer kaybetti. Bakın niye de değer kaybetti? Enflasyon Avrupa'daki sıralamadaki liderliğimize girmiyorum. Kimseyi de tahrik etmek istemiyorum. Ama arkadaşlar 2009 yılında 200 Türk lirasıyla satın alabildiklerini şu anda 1515 Türk lirasıyla alabiliyorsun bu ülkede ya. Bu çok anlamlı, çok önemli. Bu bir sıkıntı. Ve şimdi siz bir ekonomi modeli diye ortaya koyuyorsunuz. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. İsim de vermiyorum. Çünkü bir tartışmaya girmek de hakikaten istemiyorum. Çünkü sokağın hissettiği bu. Ya bahsediyoruz biz ne? Üreteceğiz. Daha az tüketeceğiz. Daha fazla üreteceğiz. Daha fazla döviz sokacağız. Dolara ihtiyacı, talebi düşüreceğiz. Ama bakıyorsun cari açıkların artıyor. Daha 5. ay dolmuş yeni bütçeye ek ödenek koymak zorunda kalıyorsun. O ek ödenekleri nereden alacaksın? O faizleri o bütçeye koyduklarını vatandaştan doğrudan veya dolaylı topladığın vergilerle. Faizci değilim diyorsun. Bak bu ülkede şurada o belgeyi de getirdim. Bulursam hemen size göstermek istiyorum. 459 milyar Türk lirası milletin vergi borcu var. Bunlar doğrudan vergi borçları. Sen yıllık %19-20'den %30'a çıkarıyorsun amma alacakların tahsiline ilişkin paralardaki faizi. Hani faizci değiliz biz. Ya zaten inim inim inliyor vatandaş ödeyemiyor parasını. Niye sen %19,20'den %30'a çıkarıyorsun? O zaman sen faizci olmuyor musun? Doğru. Ne oluyorsun? Hani faizle karşıydık? Yani söylediğin bu yaptığın ne? Ya bunu söylediğinizde niye kızıyorsunuz faiz arkadaşlar? Ben diyorum ki size ya bu akıllı olalım. Şimdi bu kur korumalıyı niye icat ettik? Bir yola girdik biz. Dedik ki faizi düşüreceğiz arkadaş. Rusya öyle yapmış olabilir. Amerika Birleşik Devletleri böyle yapmış. Fransa öyle yapmış olabilir. Onunla beni ilgilendirmiyor. Ben de onun gerekçesini söyledim. Gerekçesi dedim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2002 yılına tepki koyuyor. 2002 yılında Ecevit hükümeti rahmetli Allah rahmet eylesin bu şekilde koalisyon hükümeti seçimi kaybetti. Barajın altında kaldılar. Çünkü durgunlukla iktidar seçim kazanamaz. Dünyada örneği yok. Yunanistan'da Tsipras girdi. Acı reçeteyi evet şimdi Yunanistan'ı biraz ayağa kaldırdı ama iktidarı kaybetti. Çünkü dedi ki resesyon bitti. Vatandaş seni Allah onu der ki bana MHP, ne anlatıyorsun? MHP, hikaye okuma. O ekonomik reçeteleri AK Parti aynen bakayım, hükümetinin bak, ilk yıllarındaki başarıyı getirdi. AK Parti o dönemde 2002 yılında arkadaşlar %32 enflasyonla aldı. İşte onu sanırım dervişi 132 enflasyon mu aldı şu anda? Türkiye'nin rakamlarında %80'lerdeyiz. Ne dervişi? Diğer rakamlar çok daha üstünde. Merkez Bankası'nın özelliklerini sağlayan hükümet. Dervişi sağladı bunları. Hoca bitiriyor, bitirsin mi?